Dur, konuşmalar 25'er dakika. Bu 25 dakikalık iki ilk turdan sonra gelen sorulara göre tekrar tamamlamak üzere arkadaşlara söz vereceğim. Bu arada tabii konuşmalar sırasında, yani konuşmacıların bu akşamki konuşmacılarımızın konuşmalarının iyi gerçekleşebilmesi için teknik kardeşlerim şeyi kapatacaklar, bütün hoparlörü. Onun için herkes mute olmuş şekilde, sesi kesilmiş şekilde toplantıyı takip edecek. Erkan Bey, siz ilk sözü alacaksınız. Önce çok kısa olarak da arkadaşlara, yeni meslektaşlarımıza kendinizi tanıttık. Öyle başlarsanız sevinirim. Evet. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, sevgili meslektaşlarım, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Ben İTÜ Elektrik Fakültesi Kuvvetli Akım Kolu'ndan 1967 yılında mezun oldum. Mezun eğitimden beri şeker sanayinde ve elektromekanik sanayi dalında çalışmaktayım. Burada Türkiye'nin şeker fabrikalarında Alpulu'dan, Alpulu Turhal, Erzurum, Burdur fabrikalarında çalıştıktan sonra elektromekanik fabrikası, Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi'ne ait EMAF adıyla elektromekanik aygıtlar fabrikasına 25 sene müdürlük yaptım ve buradan ayrıldım. Ondan sonra yine sanayide çalışmaya devam etmekteyim. Sevgili arkadaşlarım, sevgili meslektaşlarım, gök kubbemizin altında şimdi ekranı bir şey yapayım. Ekran gelecek mi? Biraz geç mi geliyor? Share screen kısmından, altta yeşil kısımdan yapabilirsiniz Erkan Bey. Bastım. Niye gelmiyor? Ekranı Onu seçtikten sonra ekranı da seçmeniz lazım. da seçtim. Sonra mavi share kısmına bastıktan sonra Niye gelmiyor? Selik onlardan ekran paylaşmak istediğiniz ekranı seçtikten sonra çift tıklayabilirsiniz ya da tıklayıp sağ altta O da çıkmıyor mu? Niye oldu böyle oldu? Bir de şey yapmıştık. Demin prova yaptık. Güzeldi. Allah Allah. Evet. Erkan Bey, ekranın altında yeşil bir düğme var. Share screen. Gerçekten oraya basıyorum. Tamam. Sonra da kendi şeyinizi ekrana getirin. Ha, geliyor mu? Tamam. Başka bir şey geldi. Tekrar dener misiniz Erkan Bey? Share screen'e tıkladıktan sonra sunumunuzu seçin. Seçtim. Sonra sağ altta, yani o aynı ekranın sağ altında Share diye mavi bir tuş var. O tuşa basarak. Ha, tamam, okey. Gördüm, tamam. Tamam. Evet arkadaşlar. Gök kubbemizin altında şimdiye kadar söylenmemiş hiçbir söz yok kalmamıştır. Türkiye'de elektriğin gelişimi konusunda şimdiye kadar söylenmiş çok söz de vardır. Ben de bu söylenen sözlerden
bir demet yaptım. İşte bir 25 dakika içinde size sunmaya çalışacağım. Hatırlamanın olmadığı bir ülkede her şey mümkündür. Yalanlar inanç haline getirilebilir. Yalanın referansı da yalan olur. Geçmişi doğru hatırlar, sadece gerçeği açıklar ve anlamlandırırsak geleceği kazanırız. Atatürk işte 1918'de tarihsiz bir ülkede kim ki hatırlamanın içini doldurur, kavramları belirler ve geçmişi anlamlandırırsa geleceği o kazandırır demiştir. Türkiye elektriğin keşfedildiği ülkedir. Günümüzden yaklaşık 2900 yıl önce bir yurttaşımız, Manisalı Spildan'da dolaşan bir çoban mıknatısı bulmuştur. Yine günümüzden 2600 yıl evvel Aydınlı bir yurttaşımız, milletli doğa bilimci, felsefeci Thales ilk defa elektriği keşfetmiştir. Fakat maalesef ülkemize elektrik çok geç gelmiştir. Bunun tabii birçok sebepleri olur. Bunun birçok sebepleri de çok tartışılmıştır. Ancak tabii büyük bir sıkıntılar çektik geçmişimizde. Özellikle 1870-1923 yılları arasında 53 yıl Türkiye Devleti sürekli savaşlar içinde kalmış. Ancak var olma, yok olmama mücadelesi vermiştir. Avrupa La Belle Epoque altın çağını yaşarken Türkiye Devleti en mamur, en bereketli vatan topraklarını Rumeli'sini kaybetmiştir. 300 yıllık süren, ta 1683'ten beri süren savaşlarla hep geri çekilmiş. Sürekli harp içinde olduğumuz için sanayi ve teknolojik gelişmeye olanak bulamadık. Sürekli göçler, sürekli hareketler, bir yerde devamlı kalamamak, sürekli savunma durumunda kalmak bizim teknolojik gelişmemiz için ortam yaratmamıştır. Bu durumda devleti yönetenler demişler bu işin bilimsel tarafını yapalım, ama bunun bilimsel tarafını çalışmak için yine dışarıdan uzman getirilmiş. Bunlardan önemlisi Kont Beneval 1734 yılında Hendisane'yi kurmuş. Bu Müslüman olmuş, sonra Humbaracı Ahmet Paşa'dır bu Kont Beneval. Bu 1734'te ancak 2 sene kalmış. 1736'da burası kapatılmış. Bazı hadiseler bunun 1750'ye kadar devam ettiğini söyler. 1770'teki büyük çeşme faciasından, çeşme baskınından sonra yeni bir hamle yapılmak istenmiş ve 1773'te Teknik Üniversite ilk numarasını teşkil edecek Mühendishane-i Bahri Hümayun kurulmuştur. Baron de Tott'un danışmanlığında. Daha sonra 1795'te Mühendishane-i Bahri Hümayun ve daha sonra sıradan okullar açılarak en son işte bizim esas Türkiye'deki elektrik mühendislerinin önemli kuruluşu olan İstanbul Teknik Üniversitesi kurulmuş 1944 yılında ve burada da İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi kuvvetli akım ve zayıf akım bölümleri kurulmuştur. Şimdi yukarıda Lomonosov yazısını görüyorsunuz. Ben bu Lomonosov'u yeni keşfettim. Chekhov'un bir kitabını okurken Chekhov'un kitabında Lomonosov'dan bahsediyordu. Ya dedim, bu Lomonosov kim? Baktım, Rusya'nın önemli bir adamı, doğa bilimci, fizikçi, kimyacı. Fiziksel kimyayı ilk defa açıklayan bir adam. O zamanki şartlara bakar, Türkiye ile Rusya arasında büyük bir fark yok. Ama bu Rusya bu bilime önem vermiş, bu adamını Almanya'da Marburg Üniversitesi'nde eğitimini yaptırmış, bu adam Rusya'ya gelmiş. Rusya'da bilimsel ve teknolojik devinimi yapmış. Ama Türkiye'de maalesef bu konuda imkan yaratılamamıştır. Tabi bu arada yine böyle çalışmalar 18. yüzyıl boyunca devam etmiştir.
Elektrikle ilk tanışmamız ne zaman oldu? Yine Mühendishane Berri Hümayun baş hocası İshak Efendi ilk defa Mecmua-i Ulum-ı Riyaziye eserinde, yani matematik bilimleri mecmuasında elektrik hakkında bilgiler vermiştir. Türk kamuoyu İstanbul'da ilk defa İshak Efendi vasıtasıyla elektrik hakkında bilgi almıştır. Biz tabii Avrupa'daki gelişmeleri yakından takip etme durumunda kalmışız, yine askeri sebeplerden, savunma sebepleriyle. Telgrafla işe başlamışız elektrikte. Mesela 1844 yılında ilk defa Washington, Baltimore arasında telgraf hattı çekilirken biz de onun 10 yıl sonra İstanbul, Edirne arasında telgraf hattı çekmişiz. Hatta Morse'a bizim padişah madalya bile vermiş. Elektrikle haberleşme de kısa sürede hızla uygulanmasına rağmen sanayide ve hele aydınlatmada kullanılmasında güçlükler olmuştur. Şimdi bugüne bakarsak o zaman niye elektriğe karşı hareketler olmuş? Bir endişeler olmuş elektriğe. Avrupalılar yapsın, ondan sonra biz takip ederiz diye. Şimdi aynı nükleer karşıtı endişeler, o zaman elektriğe karşı endişelerle karşılaştırabiliriz. Bir de elektrik şeytan iştir anlayışı da var. Bugün de halen cari olan bir konu var ki bu da 1770'lerde İngiltere Başbakanı'nın söylediği, parlamentoda söylediği bir söz. Der ki İngiltere Başbakanı 1770'lerde, kendi ülkemizde yapılanlara dominyonlarda yapılmasına müsaade etmeyiz, müsaade edemeyiz demiştir. Türkiye'de yine aynı şekilde bu bizde yapılanlara, bu şeyler, dünyaya hükmeden çevreler müsaade etmemekle engellemeler çıkartmaktadır. Tabi Türkiye'de engellemelerle karşılaşılmıştır. Ben şekerciyim, şeker fabrikaları içinde bir tarihine baktığım vakit şeker fabrikaları için imtiyaz izni verilecek. Şimdiki yap işlet devret gibi veya yap işlet devret gibi imtiyaz verilecek. İmtiyaz verilirken deniyor ki sen bu fabrikada vapur makinesi kullanabilirsin. Ama vapur makinesine sakın ha elektrik üretmek için elektrik amacıyla vapur makinesini kullanamazsın. Daha 1867'deki padişah fermanından bir şart. 19. asır sonu bütün dünya şehirleri elektriğe kavuşurken İstanbul yangın çıkar endişesiyle elektrikle tanışamaz. Abdülhamit müsaade etmez. Ancak İstanbul 11 Şubat 1914'te elektriğe kavuşur. İşte burada silahlar arasındaki işte müze halinde bulunuyor. İlk kuruluştaki işte bahar türbini ve alternatörleri görüyoruz. O zaman silahlar santralı işletme halindeyken çekilmiş bir fotoğrafı ve şimdi de müze halindeki durumunun görmektesiniz. Dönemin başkenti İstanbul'da henüz elektrik yokken Avrupa'da nasıl durum? Acaba bizim durumumuzda Avrupa'daki durum nasıl? Dünyadaki durum nedir? İspanya'da ilk defa 66 kW'lık enerji nakil hattı yapılıyor. 225 kilometre kadar. Yine 1910 yılında elektrik enerjisinin iletim geriliği 110 kW'a kadar yükseliyor. Bundan takriben 10 sene sonra da iki katına çıkarılmış ve 1927 yılında elektrik enerjisi üretimde kullanılacak gelim 380 kilovolta ulaşmıştır. Türkiye'de ise İstanbul 1914'te, başkent Ankara 1927 yılında yabancı firmalara verilen imtiyazlarla elektrik enerjisine kavuşabilmişlerdir. Memleketimizde durum buydu. Temmuz 1903'te Selanik, İzmir, Şam elektrik tramvay işletmelerine imtiyaz veriliyor. 1910'da Uşak, 1917'de Isparta, 19'da Eskişehir, 26'da Aksaray, Ayvalık, Bursa, İzmir gibi Konya, Malatya, Sivas şehirleri elektriklendirilir. Bunlar da lokomobil, yani buharlı makine veya dizel kullanılıyor.
1928-30 yılları arasında Ankara'da elektrik santrali kurulur. İşte Maltepe'de belki hatırlayanlarınız vardır. Şimdi izde kalmadı. Ankara ancak 1927'de elektriğe kavuşur. Memlekette sanayi diye bir şey yok. Başkent Ankara'da elektrik yok. Bakanlar Kurulu lüks lambası ışığı altında toplantı yapar. Ankara'yı aydınlatması istenen İstanbul Elektrik Şirketi İdare Meclisi, o zamanki Nafıa Vekili Beyiç Erkin'e der ki, bizim en küçük tesisimiz İstanbul'dadır, bundan daha küçüğünü yapamayız. Zararlı olur, bizim için zararlı olur der. Kendisini naza çeker. Nihayet 10 yıl için pazarlıklar sonunda 10 bin İngiliz lirası sübvansiyon ister. Beyiç Erkin reddeder. Öyle bir durumda ki o zaman Türkiye'nin reddediyor ama kendisi Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın kurucu genel müdürüdür. Konuyu iyi biliyor. Bütün yabancı demiryolları, yabancı şirketlerin elinde ve Türk ateşçi yok, Türk makinist yok, işletmeci yok. Hatta 1923 yılında işte İstanbul'dan işgal kuvvetleri çekilme esnasında 23 yılının yaz aylarında Gebze Haydarpaşa çift hattının işletmesini o zamana kadar İstanbul işgal sırasında İngilizler yapıyor. İngilizler bunu der ki siz bunu işletemezsiniz der. Beyiş Bey bunu işletir. Beyiş Bey bunu hatıralarında gayet güzel anlatır. ...1930 yılında Ankara'da Sanayi Kongresi yapılır. Bu önemli bir kongredir. Elektrik konusunda sadece bir tebliğ vardır. Kongreye Türkiye'nin ilk elektrik mühendislerinden Refik Fenmen, Türkiye'nin elektriklendirilmesi konusunda bir tebliğ sunar. Tebliğe sanayimizi inkişaf ettirecek amil Türkiye'nin elektriklenmesidir özdeyişle başlar. Çatalazı Santral'ın ilk teklifini yapan Refik Fenmen, bu Sakarya Nehri'de inşa edilecek santralın pahalı olacağını söyler, termik santralları önerir. Ayrıca Samas Santralı'nda teklif eden Refik Fenmen'dir. Şöyle bir EMO'nun kuruluşuna kadarki elektrik mühendisi sayısına baktığımız vakit, 1914'te bir elektrik mühendisi, 1954'te EMO kurulduğunda 709 elektrik mühendisi vardır. Ben 1968'de EMO'ya üye oldum. Benim numaram 2403. Demek ki ben 2403 elektrik mühendisine çıkmış 1967 yılında. Başlangıcımız nasıl oldu? 1934 yılında Sovyet Büyükelçisi Atatürk'ü ziyaret eder. Bunu Celal Bayar hatıralarında anlatır. Ve Celal Bayar bunu Süleyman Demirel'de bizzat kendisi anlatmış. Atatürk'e Dinyeber Nehri üzerinde yapmış oldukları arka arkaya 9 kademeli santraldan bahseder. Atatürk bunu duyduğunda imrenmiş. Sulardan elektrik çıkarma işi o gün Türkiye'nin düşünebileceği şey değil. Türkiye'nin bir tane hidroelektrik santralı vardı. O da 1902 senesinde Tarsus'ta yapılmış 2 kilovatlık bir şey. İstanbul'da 1900'de İstanbul'a elektrik gelmiş Şam'la beraber. 1925'te Ankara'da elektrik yok. Atatürk elektrik istiyor, yapamayız edemeyiz diyene sen git başkası gelsin diyordu. Nasıl yapacağım diye soran adam da lazım değildir Atatürk'e. Gören, azimli, şevkli adam lazım. Bu durumda 1935 yılında Etibank ve Elektrik İşleri Etüt Dairesi'nin kurulmalarıyla 1935 yılında devletçi ve halkçı bir ekonomi, karma ekonomi uygulanmaya başlanmıştır. İlk defa 5 yıllık kalkınma planı yapılmıştır. 1948 yılında Çatalazı Termik Santralı devreye girmiştir 3x20 megawatt olarak. 1952 yılında da tesis edilen 154 kilovatlık enerji nakil hattı üzerinde 1914'te kurulan Silah Tarağı Santralı'yla paralel İstanbul'a enerji verilmeye başlanmıştır. Elektrikli atılım yılları bu 1930'lu yıllarda başlar. 1933 yılında Belediyeler Bankası kurulur. Daha sonra bir İller Bankası adını alır. Bu belediyelerin bütün imar işlerini, elektrik yatırımlarını sağlar. 1933 yılında Sümerbank kurulur.
1935 yılında elektrik işleri TİT İdaresi kurulur. 1935 yılında yine İTİBAN kurulur. 1935 yılında META kurulur. Cumhuriyeti kuran kadro yaşadıkları olayların ve öğrendiklerin ışığında hisleriyle oluşturdukları bir postulatla bir ekonomik sistem kurmuşlardır. Yeni Türkiye'de devletçilik bir ekonomik olarak doğmamıştır der Falih Rıfkı Atay Çankaya kitabında. Bir tarihi zaruret olarak doğmuştur der. 1935 ve 1985 yılları arasında 50 yıl şöyle böyle uygulanan bu sistem, toplu iğne bile yapamayan Türk sanayisini en karmaşık makineleri yapabilecek duruma getirmiştir. Türkiye'de sanayi devrimi ancak 1930'larda Türkiye Şeker Fabrikaları, Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları, Makine Kimya Endüstrisi, Sümerbank ve İktibank gibi iktisadi devlet teşekküllerinin kurulmasıyla başlayabilmiştir. Devlet işletmeleri 1938 yılında kamu iktisadi teşekkülleri adını alır. Bu dünya çapında bir olaydır fakat biz bunun farkında değiliz. Devlet işletmelerini küresel bir yasaya tabi tutan ilk hukuk metinlerinden biridir bu iktisadi devlet teşekkülleri. Daha sonra karma ekonomi adını alan bu devlet kuruluşları önceliğinde işleyen bu sistem ne yazık ki ne yorumcusu ne de kuramcısı olmuştur. Ancak Marx, Engels, Lenin, Milton, Friedman ve Chicago ve Frankfurt ekolleri arasında sıkışıp kalan Türkiye entelijansiyası, Cumhuriyeti kuran kadronun bulduğu bu karma ekonomik sisteminin teori ve hukuku üzerinde yeterli hatta hiç çalışma yapmamıştır. Etibank 2805 sayılı yasayla yeraltı kaynaklarını işletmek, değerlendirmek, enerji üretmek, gerekli finansmanı sağlayacak bankacılık işlemleri yapmak için kurulmuştur. Kuruluş yasasındaki en önemli madde şudur ki, Türkiye'de elektrik, istihsal, nakil ve tevzim imtiyazları almak ve işletmek, elektrik santralleri kurmak, hatları yapmak, elektrik enerjisi dağıtmak, bunlarla alakası olan her türlü işlerle uğraşmak, her nevi, özellikle her nevi elektrik malzemesi, alatı veya makinesi imal edebilecek fabrikalar kurmak ve elektrik malzemesi, alatı veya makineleri alım satımı yapmak görevleri içindedir. Etibank Elektrik Mühendisliği tarafından santrallar ve enerji nakliyatları yapılmış atölyelerinde kurulu ve iştirak olan fabrikalarda elektromekanik aygıtlar üretilmiştir. Türkiye Elektrik Kurumu'nun 1970'teki kuruluş yasasında her nevi elektrik malzemesi, alatı veya makinesi imal edebilecek fabrikaları kurmak ve elektrik malzemesi, alatı veya makineleri alım satım yapmak görevleri içindedir maddesi yoktur. Bu da Türkiye'de 1970'ten sonra ileride de anlatacağım elektromekanik sanayinin gelişmesini, ivmesini yavaşlatmıştır. Maden Tetik Araştırma Enstitüsü kurulmuş. Bunun önemli maddelerden biri tek bütün projeleri yapmak, madenleri arayıp bulmak ve burada önemli bir madde yine aynı şekilde memleketin madenlerine ve maden sanayine çalışacak Türk mühendis, fen memuru, ustabaşı, mütehassıs işçi yetiştirmektedir. Çünkü o zaman en büyük sıkıntımız mühendis, fen memuru, ustabaşı, işçi sıkıntımız. Meta kendi çabalarıyla Raman ve Garzan bölgelerinde petrol bulmuş, Batman'da 6250 varil böyle gün kapasiteli rafineri gerçekleştirmek için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı kurulmasını sağlamıştır. Elektrik İşleri Etüt İdaresi de yine 2018-19 sayılı yasaya göre kurulmuştur. Bunun yapacağı işler belirlenmiştir. Yine burada da önemli husus, memlekete lüzumlu olan elektrik mühendisleriyle fen memurlarının ve ustaların yetiştirilmesi ve eğitim programlarının hakkında görüş beyan etmek ve her türlü istatistikleri yapmak.
Sarıyer, Seyhan, Kebal, Ilısu, Karakaya, Hirfanlı, Gökçekaya gibi HES'lerin bütün etütleri ve fizibiliteleri Elektrik İşleri Etüt İdaresi tarafından yapılmıştır. Yerli sermayenin elektrik üretimine katılması bakımından bu dönemde önemli bir gelişme de Bünyamin Şelalesi'nden elektrik üretmek amacıyla Kayseri'de Kayseri ve civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi'nin kurulmasıdır. Burada Bünyan Hidroelektrik Santrali'nin bir resim var. İki tane 400 kW'lık, bir tane 900 kW'lık alternatör grupları vardır. Cumhuriyet kurulması ve bunu takip eden yıllarda elektrik kullanımının yaygınlaşması neticesinde imtiyaz alan ve elektrik üretiminde bulunan şirket sayısında artış olmuş. Ancak bu bazı sorunları da beraberine getirmiştir. İmtiyaz şirketlerinin sayıdan artması ve şirketlerin sözleşme şartlarına aykırı davranışları hükümetin bu işletmeleri satın almasıyla sonuçlanmıştır. 1938-1940 yılları arasında İstanbul, Ankara, Adana, Bursa, Mersin gibi şehirlerdeki işletmeler çıkarılan kanunlarla satın alınmışlardır. Elektrik şirketlerinin devlet tarafından satın alınması sonrasında da belediyelere kendi sınırları içinde tesis kurma ve işletme hakkı verilmiştir. 1948'de Çatal Ağzı Termik Santral devreye girmiş, 1952 yılında tesis edilen 154 kW'lık enerji nakil hattı üzerinden 1914'te kurulan Silah Tarağı Santral ile paralel İstanbul'da enerji verilmeye başlanmıştır. 1951 yılındaki Türkiye'nin durumuna bir bakarsak, 1951'de Türkiye'de elektrik enerjisi tüketimi kişi başına 45 kWh, komşumuz Yunanistan'da ise 85 kWh kişi başına. Türkiye'de 1951 yılında aydınlanmanın ancak %13'i elektrikle sağlanıyordu. %67 gaz lambası, %20 idareyle aydınlatma sağlanıyordu. ...2014 yılında ise elektrik enerji tüketimi Türkiye'de 2847 kWh kişi, Yunanistan'da ise 5063 kWh kişi başına. Fark hala kapatılamadı. 1950 yıllarda değişen hükümet politikaları, liberal ekonomiye geçiş, elektrik sektöründe imtiyazlı işletmelere geri dönülmüş. 1952, 53, 55 ve 56 yıllarında sırasıyla Kuzeybatı Anadolu Elektriklendirme Türk Anonim Ortaklığı, Çukurova Türk Elektrik Anonim Şirketi ÇEAŞ, Ege Elektrik Türk Anonim Şirketi ve Kepez ve Antalya Havalesi Elektrik Santralleri Türk Anonim Şirketi kurulmuştur. Bu şirketlerde ilki hiç faaliyete geçememiş, üçüncü ise başarılı olamadığı için tasfiye edilmiştir. Anadolu Elektriklenme Türk Anonim Ortaklığı'na 1952 yılında Sarıyer Barajı'na elektrik üretilmesi amacıyla imtiyaz verilmiştir. İmtiyaz süresi sözleşme tarihine itibaren 99 yıldı ve süre sonunda santral tüm tesisleriyle birlikte devlete devredilecekti. Sözleşmede belirtilen sürede santral teşkil edilip devredilemezse imtiyaz hakkı kaybolacaktı. Sarıyer Hidroelektrik Santralı Etibank tarafından gerçekleştirilmiş. Şirketin girişimi başarılı olamamış ve 1960 yılında şirket tasfiye edilmiştir. Sevgili arkadaşlar, bu Sarıyer Hidrolik Santralı, Sarıyer Barajı Hidrolik Santralı, Türk mühendisliğinin en büyük başarılarından biridir. Türkiye'deki mühendislik tarihine baktığımız vakit ilk inşaat mühendisliği tabii ön planda bu oluyor. Çubuk Barajı Türk mühendisleri tarafından yapılan ilk betonarme eser. Daha sonra Porsuk Barajı yapılıyor. O tamamen Türk mühendis projesi, Türk müteahhit tarafından yapılıyor. Sarıyer'de böyle her şeyde bütün finansmanı, her şeysi sağlanmış bir şekilde yapılıyor. Ancak Marshall yardımı ortaya çıkacak. Marshall yardımından bir finansman sağlamak amacıyla dış finansmanı Marshall yardımı, Amerikan yardımıyla sağlanıyor. Ve bu bizim için Türkiye'deki mühendisliği ilerletmemiş, finans sektörünü ilerletmemiş.
Oraya da Sarıyer Barajı'nın giriş kapısında da bir lafı vardı. Bu baraj Türk-Amerikan işbirliğiyle yapılmıştır diye. Biz Demirköprü Barajı ve Hidrolik Santrali'nin de elektrik üretilmesi amacıyla imtiyazda kurulan Ege Elektrik Türk Anonim Ortaklığı da 1971 yılında tahsis edilmiştir. ÇEAŞ ile KEPES devam etmektedir. DSE 1953'te kurulmuştur. 1953 yılına kadar Bayındırlık Bakanlığı Su Reisleri tarafından idare edilen su işte 1953 yılında Amerikalıların da öngörülmesiyle, danışmanlığıyla kurulmuştur. Yerüstü ve yeraltı sularının tek ve çok amaçlı kullanımı, baraj ve hidroelektrik santrallarının planlanması, inşa edilmesi yönetiminden sorumludur. Elektrik İşleri İdaresi ve Devlet Su İşleri bu işlerde müştereken bu işleri gerçekleştireceklerdir. Devlet Su İşleri günümüzde de su gücü potansiyelini değerlendirerek hidroelektrik santral kurma ve işletme faaliyetlerinden sorumlu kuruluştur. DSE kuruluşu 1965 yılında. 1960 yılı nüfus sayımına göre memleketimizde toplam nüfusun %69'u köylerde yaşamaktadır. O tarihte ise elektriklendirilmiş köylerin sayısı 234'tür. Bundan köylerin ancak 1/6'sının elektriğe kavuştuğu anlaşılmaktadır. Köylerin yol su ve elektrik ihtiyaçlarını karşılamak için YSE kurulmuş. 1984 tarihinde kanunla kurulan YSE kanun hükmünde kararname ile kapatılmıştır. Elektrik Kurumu'nun kuruluşuna gelince 1970 yılında Türkiye Elektrik Kurumu kurulmuştur. Elektrosa de France, Fransız Elektrik İdaresi örnek alınarak 1970 yılında 1312 yasayla Türkiye Elektrik Kurumu kurulmuştur. Türkiye'de devletleştirilecek özel kuruluş olmadığından devlet kuruluşları tek bünyesine alınmışlardır. Tek köy elektrifikasyonunda büyük başarılı olmuştur. Köylerin elektriklendirilmesinde büyük başarı sağlamıştır. Tek köy elektrifikasyonundan belediyelerin elektrik üretim ve dağıtım işlerine, elektrik işleri idaresinin çoğu görevlerinde üstlenerek hantal bir kuruluş halini almıştır. Etibank bünyesinden ayrılışı, perakende elektrik satışıyla da meşguliyeti verimliliğini düşürmüştür. 1993 yılında da 513 sayılı kanun hükmündeki kararla mülga edilmiştir. Etibank bünyesinde bulunan elektrik müessesesi bankanın tek başına ve diğer bankalarla ortak olarak bir anonim şirket olarak kit statüsüne üretim, iletim ve enerji makineleri imalatıyla da görevlendirilseydi mülga edilemezdi. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi İş Bankası iştirakiyle dünyanın en etkin cam sanayi kuruluşlarından biri olmuştur. Yine Sümerbank, İş Bankası ve Ziraat Bankası iştirakiyle kurulan Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi özelleştirme çabalarına karşı faaliyete devam etmekte ve 100. yılına yaklaşmıştır. Yavaş yavaş toplar mısınız? Topluyorum. Türkiye enerji yatırımları ve işletmeleri için özel sektör şartı koyan Amerika Birleşik Devletleri, Fransa'da EDF'nin kuruluşunda yapılacak devletleştirmeler için Marshall yardımıyla finans sağlamıştır. Etibank'ın Sarıyer'den sonra HES yapması durdurulmuş. Bütün HES'ler DSE tarafından gerçekleştirmeye başlanmıştır. Barajın inşaat maliyeti yanında santral maliyeti ikinci planda düşünüldüğünden elektromekanik aksamın yerli olanaklarla yapılması yönünde bir heves ve azim gösterilmemiştir. Buna bir örnek olarak Adı Güzel santralını gösterebiliriz. Adı Güzel Devlet Su İşleri tarafından yapılmıştır. Türkiye Elektrik Kurumu kendi işletmesinde olan Hirfanlı Barajı'nın 4. ünitesini kendisi yapmış. Kendi koordinasyonda yapılmış. Aynı şeyi, aynı 30 megawattlık iki grup halinde olan
Adı güzel santral için yapılabilirdi. Çünkü Hirfanlı'nın kilovat başına maliyeti 82 dolar civarındaydı. Adı güzel santralını en ucuz fiyatı veren Çin 83 dolar. Ama Türkiye Elektrik Kurumu sen inşaat, imalat, üretim işiyle uğraşamazsın. Senin kuruluş yasan buna müsait değil diyerek bu iş Çinlilere verilmiş ve bu işte Türkiye'deki elektromekanik aksamın yeterli seviyede olmamasının sebeplerinden en önemlilerinden biridir. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sağ olun başkan. Teşekkür ederiz Erkan Bey. Değerli kardeşim, bu akşam ikinci konuşmacımız gene Türkiye Elektrik Kurumu'nda ve daha sonraki kuruluşlarında uzun yıllar hizmet etmiş olan Nihat kardeşimiz. O da bize tekli günleri anlatacak. Sorularınızı chat üzerinden iletmenizi rica ediyorum. Arkadaşlar bunları konuşmacılara daha sonra verecekler ve ya söz alarak yahut da chat üzerinden katkı ve soru gönderebilirsiniz. Teşekkür ederim. Nihat'cığım buyur. Değerli meslektaşlarım, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben elektrik yüksek mühendisi Nihat Dursun. 1970 İTÜ Elektrik Fakültesi Kuvvetli Akım Tesisler Bölümünden mezunum. Abi tesisler deyince nükleer enerji işte ve diğer hidrolik, termik bütün santrallarla efendim eğitim görmüş. Ondan sonra 1970'te Etibank şebeke tesise girdim. Oradan 6 ayda şantiye şefliğine geldim. Ve oradan asker dönüşü işletmeye girdim. Kuzey Doğu Anadolu İşletme Grup Müdürlüğü'nde mesul mühendis, baş mühendis, bölge müdür muavinliğine kadar geldim. Oradan transfer olduk. Maalesef çekti, çevirdiler. Ben dağıtıma geçtim 76'da. 76'da Trabzon İl İşletme Müdürü oldum. 2,5 sene sonra Ankara İç Anadolu Elektrik Dağıtım Müessese Müdürü Çorum, Çankırı, Kırıkkale, Ankara olmak üzere dağıtım şebekeleri, işletme, bakım, onarım, müşteri her türlü hadiseyi çözdük. Burada teknik müdür yardımcısı olarak çalıştım. Sonra sırasıyla Meram Elektrik Dağıtım AŞ'nin Elektrik Dağıtım Müessese Müdürü. Ankara boşalınca Ankara'ya döndüm. 5 yılda Ankara'da Elektrik Dağıtım Müessese Müdürü oldum. Yani şu andaki Başkent Elektrik AŞ Genel Müdürlüğü'nün Ankara Valiliği'nin sınırları kapsayacak 37 ilçe ve merkez olmak üzere Müessese Müdürlüğü'nü yaptık. Ondan sonra da işte genel müdür müşaviri emekli olduktan sonra 14 senede de yine çok yüksek gerilimde iletim hatları tesis, 154 trafo tesis, 380 trafo tesis koordinatörü olarak 2019'a kadar geldik. Bilirkişiyim. Aynı zamanda bilirkişilik yapıyoruz. Evet, benim mazim bu. Şimdi arkadaşlar, ben size şunlardan bahsedeceğim. Şimdi Türkiye Elektrik Kurumu kurulmadan önce Etibank şebeke tesis, işte köy elektrifikasyonu, ondan sonra yine YSE elektrik etüt, bir sürü kuruluşlar vardı.
Şimdi bu kuruluşlar tamamen bir cami altında toplanmayı planlanmış ve Türkiye Elektrik Kurumu kurulmuş. Türkiye Elektrik Kurumu 1970 yılında kurulmuş. Türkiye Elektrik Kurumu kurulduğu sırada, yani şöyle bahsedeyim, biz bu kuruluşta çalışırken bu kuruluş bütün işlevleri kendi altında toplandı. Üretim, iletim, dağıtım, her türlü işi bu kuruluş altında yapılıyordu. Nasıldı bu kuruluş? Arkadaşlar tek müdür, genel müdür, beş tane de genel müdür muavini. Yalnız bu genel müdür muavinleri, mesela işletme genel müdür muavini, üretim santrallar genel müdür muavini, işte tesis ve müşteriler genel müdür muavini, yani hep bugünkü dağılımdaki işleri yapıyorlardı. Bunların altında mesela işletme genel müdür muavinin altında şey vardı. Mesela çok yüksek gerilimde işletme bakım daire başkanlığı vardı. Yine onun santrallar daire başkanlığı vardı. Yine proje tesis daire başkanlığı bulunmaktadır. Bunlar tek bir genel müdürlük altında çalışma sağlanırdı. Yalnız arkadaşlar bakın, bu teşkilat kurulurken yine eski arkadaşlarımız bilir. Mesela daire başkanı ve üstü, yani master mühendisi olmak şart aranırdı. Yani çok zorunlu hallerde diğer arkadaşlarımız yer alırdı. Yalnız şunu da söyleyeyim. Mesela ben bir müdür olabilmem için 7-8 sene baş mühendislik yapmam lazım. Müdür muavini olmak için. Sonra müdür olabilmem için bir 7 sene daha çalışmam lazım. Yani ben bölge müdürlüğüne gelebilmem için 15 sene falan, 20 senelik bir yer alacağım. Buraya gelince alt kademeden üst kademeye kadar bütün işlevlerde profesyonel birer mühendis olarak çalışıyorduk. Yani öyle zıplamaz, birden kafaya gelme bir yönetim söz konusu değildi. Şimdi arkadaşlar tabii ki seneler ilerleyince ve aşağıda bahsedeceğim, işler de çok olmaya başladı. Yani santral işletmesi, mesela ben şunu söyleyeyim, ben Kuzeydoğu İşletme Bölge Müdür Yardımcısı iken Doğan Kent Hidrolik Santralı 3 grup 63 megawatt olmak üzere yine İkizdere Santralı 3 grup yine bunlarda da 46 MW olmak üzere 3 grup vardı. Yani düşünün, bölük bölçüktü. Şimdi bunların işletme faaliyetleri var, revizyonları var. Efendim yine sevk ve idareleri var. Her türlü işlevleri, faaliyetleri var. Faaliyetlerinin değerlendirilmesi var. Yani arkadaşlar, santralın bir kilovatının kaç liraya mal olduğunu, işletme bakım, işte ekibi vesairesi, maaşlar, efendim idame malzemeleri hepsi içerisine sokuluyordu ve aylık faaliyet raporu çıkarıyordu. Bunlar hep bölgeye geliyordu. Ne zaman ki bölgeler bunları taşıyamaz oldu, yavaş yavaş kopmalar başlıyordu. İşte bakın şunu söyleyeyim. Mesela benim bu Kuzeydoğu Anadolu'da şöyleydi. Sinop'un Ayancığı'ndan sahili alın, hopa Erzurum şeye geliyordu. Erzurum'un altında Gümüşhane, işte o kısımlardaki bütün iletim hatlarını ve işletme bakımlarını yapılıyordu. Hat arızalarını da yapılıyordu. Aynı zamanda işte yine kontrollük görevleri de yapılmaktaydı. Şimdi bu faaliyetler
Şunu da örnek vereyim. Arkadaşlar aşağı yukarı ne kadar 57 tane trafo merkezimiz vardı. Bu trafolarda bazen işte trafo arızası oluyordu. Daha doğrusu arızadan sonra müşahede aldığı alınıyordu. Ankara'da bir test ekibi vardı. Ben o arkadaşları bölgeye çağırıp en güzel otellerde ağırlıyordum ki benim faaliyetlerimi yapsınlar diye. Role koordinasyonu yine Ankara'dan yönetiliyordu. Çok soruları bölgeye test ve işte şey role ekipleri kuruldu ve sistem iyice kendini gelişmeye başladı. İşte arkadaşlar artık aile büyümesi lazım. Evet, başladı büyümeye. Ne zaman büyüdü? Türkiye Elektrik Üretim AŞ'a kuruldu. Türkiye Elektrik Kurumu. Türkiye Elektrik TEDAŞ kuruldu. TEAŞ kuruldu. İki kuruluşa ayrıldı. Şimdi bu kuruluş 1994'te TEAŞ ve TEDAŞ olarak kuruldu. Şimdi arkadaşlar bu büyüme normal. Bundan sonraki büyümeler tamamen siyasi erkin kendi adamlarına işte genel müdür mamini vesaire işlevlerini getirebilmek için. Bunlar için ben kafanızı niye yoruyorum? Yani göreceksiniz ileride karmaşık bir düzene girecek. Sevk ve idaresi, Türkiye'nin elektriğinin sevk ve idaresi de çok kötü bir işleve döneceğin için buradan yola çıkalım. Arkadaşlar TEDAŞ 1983 yılında köy elektrifikasyonun lağvedilmesiyle bütün köy şebekelerini ondan sonra yine İller Bankası'ndan efendim şehir şebekelerini TEDAŞ devraldı. Şimdi İstanbul, Ankara, İzmir büyük şehirlerde her türlü elektrik mühendisi ve işletme elemanı kadroları bayağı yerindeydi. Ama küçük şehirlerde itfaiyeci elektriğe gidiyordu düşünün. Arızaya gidiyordu. Endeks okuma hadiseleri bir hikayeydi. Arkadaşlar şimdi ben size şeye döneyim. İşletme bazından dağıtım bazına biraz kayayım. Ben TEDAŞ'a geçtiğim yıllarda halen Trabzon'da 14 köye daha elektrik verilmemişti. Yani 1986'da ben Trabzon'a geçtim. Arkadaşlar 14 köy yine Türkiye'de köylerin elektrifikasyonu yapılıyordu. Arkadaşlar faz nötr al da götür. Yani bir faz bir nötr al da götür. Lamba yanar mı yanmaz mı? Kırmızıdır, yeşildir, motorlar yanar, televizyonlar yanar, buzdolapları yanar. Yani götürülüyordu ama işletme bakımı yoktur. Efendim yine projelendirme yoktur. Projeye göre bir düzenleme yoktur. Dolayısıyla bu şekilde geçti. Ta 80-90'lara kadar bütün köylere enerjiler verildi ve onların bağlantıları yapıldı arkadaşlar. Yani öyle bir yerler vardı ki mesela size şöyle söyleyeyim. Ben merkez köyde 74 asker dönüşü elektrik mühendisi olarak sıva üstü tesisatla ben evimin tesisatını yaptım, enerji bağladım. Taş yapı eve sıva üstü tesisatla. Yani olaylara bakın ne kadar şeydeyiz. Şimdi dağıtımdan tekrar iletime geçeyim. İletimde de işte bu sistem iletimde de sıkıntılar yaratmaya başladı. Yani ben size anlattığım gibi artık bölgesel teşkilatın kurulmasına ihtiyaç duyuluyor. Bir test ekibi, bir 154-380 trafonun arızalanması halinde derhal müdahale edecek o bölge
şehirler düşmüş. Bunlara müdahale edilmesi lazım. Test ekibi, role ekibi bunu test edilmesi lazım. Hangi roleler çalışmış? Arıza nereden gelmiş? Yüksekliği nedir? Efendim testler sargılara, trafonun sargılarına efendim zarar vermiş mi? Nedir durumu? Yağ testleri normal mi? Kesiciler patlamışsa nedir? Akım, kesme akımları müsait mi? Ne oldu falan? Yine bunların bakımları yetiştirilmesi lazım. İşte arkadaşlar yine sağlıklı bir büyüme oldu. Ne oldu? TİH kuruldu. TİH kuruldu. TİH 2001 yılında kuruldu. Buna bağlı olarak EÜH üretim iletim AŞ kuruldu. Yine TETAŞ kuruldu. Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt Anonim Şirketi kuruldu. Yani bunlar da kuruldu ama yani bünyelerinde o kadar fazla ayrılmasına mesela TETAŞ'ın ayrılmasına bir gerek yoktu. Üretim iletim bütün santralları aldı. Arkadaşlar aşağıda ben size üretim ne üretimde nerelere geldik? Oralardaki sorunlar nelerdir? Onlara değineceğim. Yani burada da yine bu işlevler başladı. Şimdi buradaki sıkıntı ne oldu? Tek genel müdürlüğü iken daire başkanları genel müdür muavini direkt çıkar genel müdürden işini hallederdi. Şimdi bir konuyu genel müdüre ulaştırmak için 15 günde bir mektup yazıyorlardı birbirine. Aynı daire içerisinde biliyorsunuz 14 katlı bina mıdır? 14 katlı mı? 18 katlı binamız var Bahçeli'de. Bütün ana bina oradaydı. Bugün Enerji Bakanlığı'nın olduğu yerde genel müdürlüğün makamı bulunmaktaydı genel müdür muavinler. Oradan SEK ve idare yapılmaya başlanıyordu. Şimdi arkadaşlar burada da yine bu işlevler devam etsin. Ben buradan yine dağıtıma atlayayım. Ne oldu? Şimdi burada 1986'da üretim iletim AŞ Türkiye TİH Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin fonksiyonları mühendis kadroları bir defa profesyonel olarak belli bir kariyerlere gelmiş. Çarklar hepsi dönüyordu. Ancak dağıtım da başkentte olsun, Trabzon'da olsun, Meram'da olsun bakın şunları ben yaşıyorum. Şimdi arkadaşlar bazı arkadaşlarım bana diyor ki akıllı şebeke şu bu şebeke. Arkadaşlar ben Ankara Elektrik Dağıtım AŞ'ye biz iletimde çalıştığımız için rahmetli müdürümle beraber onun yardımcısı olarak geldik. Biz ringleri orta gerilimde ringleri sağladık. Ringler bozulmuştu. Bir orta gerilim direğine bir araç çarptığında efendim yarım saatte tespit, yarım saatte efendim kazı tamir, yarım saatte manevra, 1,5-2 saatten önce gidilmiyordu. Ringi bozulmuştu çünkü ve bu ringler sağlanamıyordu. Biz bunları sağladık. Orta gerilim ringini sağladık. Yani bakın alçak gerilimde de ringler var ama yani ona da geleceğim. Yani Türkiye şartları nelerdir? Ankara'ya bana yatırım yapsalar, 81 ilin yatırımını bana verseler Ankara'yı ancak belli bir yere getirebilirdim. Ankara'nın durumunda alçak gerilim bir süzgeçti. Yani yine gerilim düşmeleri çok gece puant santlarında alçak gerilimler iletkenleri böyle şey gibi soba teli gibi kıpkırmızı olacak şekilde gerilim düşümleri hattı safhadaydı. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş hatta şöyle bir hatıramı anlatayım. Necati Bey'de bir arıza olur. Oradaki vatandaşlar şikayetli olur. Bakanlığa giderler. Bakan beni arar. İşte ben de genel müdürlüğe nedir durum diye bilgi verirken
Dedim ki ya siz bana şu kadar yatırım verin, ben baştan aşağı Necati Bey orta gerilimi yenileyeceğim. Arkadaşlar oradan aldım şeyle beraber emanet ekiplerimizle Necati Bey Caddesi'nin başından sonuna kadar sıfır iletken sıfır tesis yaptım. Bakana gittiler. Bir kişi gitti şikayete. Teşekküre 2000 kişi gitti. Beni aradı. Bana teşekkür etti. Genel müdürlüğe teşekkür etti. Yani şunu izah etmeye çalışıyorum. Mesela Mehmet Ali Atay benim Yeni Mahalle İşletme İlçe İşletme Müdürü'mdü. Onlar da bilir şebekesini. Yani bizim o zamanki şebekelerimiz çok kötüydü. Yavaş yavaş efendim bunlar bir defa şöyle söyleyeyim şeyde tesis müdürlüğünde 25-30 tane civarında kontrol mühendisimiz vardı. Yani bu şartlar çok sonra oluştu. Önceden böyle bir şartlar yoktu. Dağıtımda da 1990'da ben bahsettiğim elektrik iletim AŞ, elektrik iletim AŞ'nin geldiği yere dağıtımlar da geldi. Onlar da profesyonel oldu. Bakın arkadaşlar şöyle bir organizasyonumuz vardı. Mesela şunu söyleyeyim. 81 ilimiz vardı. 81 il müessese müdürü. Biz toplantılarda da genel müdürlükle beraber olduk. Birer kardeşimizdi. Onlar benden onda olmayan malzeme istiyor, ambarımı boşaltıp gönderiyordum. Daha başka bir olay, Erzincan zelzelesi 1991'de oldu. Orada rahmetli oldu bir BSS müdürü arkadaşım. Sağ mısın, yengemiz sağ mı, nasılsınız falan dedim. Neye ihtiyacım var dedim. Ben buradan Erzincanlı bütün ekiplerime, hat, trafo, ondan sonra arıza bakım ekiplerimde ve 4 tır her türlü malzeme, kablo vesaire yükledim. Tam sabaha karşı 4'te orada oldular. Genel müdürlük beni aradı, yardım gönderelim dedim. Benim şu anda dedim yarım saat içerisinde Erzincan'a ekiplerim ulaştı, onlara yardım ediyoruz. Yani bizim Türkiye çapında benim de bir ihtiyacım oldu. İstanbul'dan, İzmir'den her türlü ihtiyacımı telefonu kaldırdığım zaman her türlü ihtiyacımı sağlıyordum. Yani biz o illerde bir amirlik yaparken civar illerle de bir koordinasyonumuz vardı. Bu şekilde çalışıyordum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi ben size TETAŞ bu Nihat yaşamadı. Bey. Niye yaşamadı TETAŞ? Nihat Bey 5 dakika mı? 5 dakika mı var? Evet. Erkan Bey 40 dakika yaptı. Çeyrekte evet. Başladım ben. Daha benim aşağı yukarı 15 dakikam daha var yani. Çeyrekte biraz bitirecek. Bana da toleransı. Şimdi çeyrekte bitir. Tamam. Şimdi arkadaşlar TETAŞ ne yaptı? Bu enerji satışıyla uğraşıyor. Enerji satışını yaparken PUMUM diye bir teşkilat var. Bu PUMUM teşkilatı işte hangi santralların öncelikle devreye alınması lazım? Tabii ki hangisi? Üretim santralları, EÜAŞ'ın santrallarını önce alacak. Çünkü onların devletin kuruluşu. Ya bir de yap işlet devletleri var. Mecburen enerjisini alacağımız var. Bir de yap işlet santrallarında devreye alacak. Bunlar biliyorsunuz teklif veriyorlar. Günlük, saatlik vesaire o teklifler değerlendiriyor. En ucuzları koymak üzere puant yükünün karşılayacak şekilde bunlar izale ediliyordu. Şimdi burada tabii ki bu teşkilat bu şeylerden enerji alırken bu santralların bazılarının enerjisini almamaya başladı. Bunlar tabii ki şey olmaya başladı.
TUKAKA olmak istedi. Bunların içerisine girildi. Bu işi teşkilatı neticede Türkiye İletim AŞ'nin içerisinde lağvedildi 2018'de. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bir haritamız var, görüyorsunuz 1955'te. Burada Erkan Bey'in bahsettiği gibi arkadaşlar burada işte dizel santrallar vardı şeyde. Nasıl söyleyeyim? Dizel santrallar vardı. Ondan sonra küçük küçük hidrolik santrallar vardı. İşte Çatal Ağzı'ndan 66 kilometre'den İstanbul bir kısım besleniyordu. Tabii ki sanayi ilerleşince yıllara göre yetmezler olmuş. Yavaş yavaş planlı programlı düzenler başlamış. Arkadaşlar işte Çıldır, işte Hazar, İkizdere, efendim Seyhan, Ceyhan vesaire. Bu işte küçük küçük santrallar, bunun haricinde de şehirlerde dizel jeneratörler vardı. Burada görüyorsunuz Türkiye haritası bomboş. Ondan sonra 1977'de görüyorsunuz yavaş yavaş iletim hatları montaj edilmeye başladı. Şimdi arkadaşlar bakın size bir anekdotu tekrar şey yapmak istiyorum. 70'te ben Hopa Trabzon'un 71'de Hopa Trabzon, Hopa Termik'le Trabzon arasında irtibatı sağlamak üzere 163 kilometrelik bir hat, 795 çift devre. Arkadaşlar direkler İtalya'dan gemiyle geliyordu. İtalyanlar direkli direkleri montaj ediyordu. Benim de kılavuz ekibim, iletken ekibim, seyim ekibim vesaire 120 kişilik bir ekibimle beraber bunu 6 ayda Hopa'ya bağladım. Şimdi buradaki ben patatesçilere şunu söyledim. Bu direkleri de bizim halledeceğiz. Efendim direkleri de biz dikeceğiz. Evet arkadaşlar şu anda ben Türkiye çapında milyonlarca demeyeyim de hani 150'nin üzerinde direk şeyde Türkiye İletim AŞ'den efendim prototiplerini yaptırıp testten geçirip de imalat onayı alan bir sürü direkçiler var. Biz onları da test edip sahaya götürdüğümüz direkler var. Biz direkleri de dikiyoruz. Direkleri de efendim montajını yapıyoruz. İletkenleri de çeker duruma geldik. Onu da bu arada bahsedeyim. Şimdi 2004'te görüyorsunuz enerji nakilatları canlanmaya başladı. Bayağı yaygın hale geliyor. Bu arada en önemli hattımız Keban İstanbul. İşte Ankara İstanbul, Adapazarı İstanbul hadisesi yaratılıyor. Yine interkonekte sistemdeki bazı gelişmeler oluyor. Bakın arkadaşlar interkonekte sistemi artık ağ gibi olmuş. Bunları yönetmek bölge müdürlükleri de 14 bölge müdürlükleri şu anda hatırlamıyorum ama 34 mi 35 mi nereye kadar inmiş iletim AŞ'nin bölge müdürlükleri. Yani onlar da yetmemeye başladı. Şimdi son şekliyle 62 adet 400 kVA trafo merkezi, 459 adet 154 trafo merkezi, 15 adet 66 trafo merkezi. Arkadaşlar 66-31,5 trafo merkezleri artık yavaş yavaş körleştiriliyor. Yoksa bu kadar değildiler. Neticede şu anda 536 adet trafo merkezi ve 84.333 megawatt güçlerinde. Hatlarımız da şöyle 14.338 kilometre 400 kilovolt havai hat, 31.388 154 havai hat, 84 kilometre 220 kilovolt havai hat, 550 kilometre 66 kilovolt havai hat. Yine kablo şebekesi 162.9 kilometre 154 hat. Arkadaşlar bu biliyorsunuz kablo şebekesi daha şurada
90'lı yıllarda 30 kilovolt da yoktu. Bu şu anda bile tamirlerini bu 154'lerin Almanya'dan götürüp yaptırıyoruz. Bizim ekiplerimiz yok. 12,5 kilometre 380 kilovolt kablo şebekeleri var. Toplam olarak, şurası kapattı benim ama göremiyorum burada. Heh, gördüm. 46.564 kilometre toplam iletim hattımız tesis edilmiş. Şimdi arkadaşlar, bunun haricinde şimdi bir de enerji durumlarını kısaca geçeyim ve bitirmeye çalışayım. Şimdi arkadaşlar, bakın puant bir defa bizim en önemli hadisemiz puanttır. Bakın 70'teki yükümüz, puantımız 2234. Efendim 90'da bakın 90'a geleyim. 90 2000'e geleyim arkadaşlar. 2000'de 26.114. Yine şeye gelelim. 2020'de 21'de işte 93.900 yani 94'te geldik. Bu güçlerimiz yükselmesi demek şudur. Şimdi bir de puanlarımıza bakalım. Şimdi arkadaşlar puanlarımızın durumuna bakalım. Bakın 2016'da puantımız, maksimum puantımız 11 Ağustos'ta 2016'da 44.374. Yine şeyde 2017'de Temmuz'da 46.660. En yüksek bak bu. 46, 15 Ağustos'ta 18'de. 19'da 26 Ağustos'ta 45 bin bilmem ne. Şimdi arkadaşlar 94 bin var. Arada ne kadar var? Bir vayli bir miktar var. Bunu plansız programsız yaptık değildir. Bunun %25'i şey olması, rezerv güç olması lazım. Herhangi bir santrallerimiz düştüğü zaman, sistem çöktüğü zaman bu puantı karşılamamız için bir yüke ihtiyacımız var. Bizim buradan 10 megawatt, 20 megawatt fazlamız yoktur. Onun için bunlara da dikkat etmemiz lazım. Ben zamanım kalmadığı için şöyle yapayım. Bakın bir de şeye değineyim. Kaynaklara göre termik 69, %69, barajlı %10, rüzgar 8-19, güneş %6 falan filan. Yani arkadaşlar şey çok fazla. Siz söyleyin. Doğalgaz, petrol çok fazla. Yani bunlar bizi perişan ediyor. Yenilebilir kaynakları yükseltmemiz lazım. Yani %7, %6 efendim güneş, %7 rüzgarla biz bunları götüremeyiz. Bakın Almanya 1900 şeyde güneş enerjisinden %46'yı 47'yi yakalamış. Adamların şeyi etkenliği, güneş etkenliği 900, bizim 1300'dür. Yani bizim haydi haydi yapmamız lazım. Yalnız plan program olması lazım. Bu plan programla beraber efendim biz hangi santrallarımızı petrola dayalı, gaza dayalı santrallarımızı, kömüre dayalı santrallarımızı Avrupa 2030-2040 yılında hangi santralı sökeceğini, durduracağını planlıyor. Biz de yavaş yavaş bir defa yeter yetmezi değerlendirip planlamamız lazım. Bir de şunu da değerlendirmemiz lazım. Şimdi bizim iki tane nükleer santralımız var. Akkuyu ve Sinop'taki efendim santralımız. Bu santrallarımız şöyle. Bakın Avrupa'nın durumu %72 Fransa enerjinin. En küçük Çek'in 129 nükleer santralı var. Bunları zevk için yapmıyorlar. Bu santralların arkadaşlar biz bunun yakıtının temininin efendim yakıtı santralın efendim şarjının çıkardığı buharın kondenselerde
buhar enerjisini oradan elektrik enerjisine türbinleri çevirip elektrik enerjisinin nasıl çevrileceğini, bu nükleer atıkların sonradan nasıl hangi Avrupa ülkesiyle anlaşılmışsa bunun artıkların nereye götürüleceği, bunların aldığımız mesela 100 birimi aldığımıza 100 birim daha para verip bunları yok ettiğimize, bunlar olmasına rağmen yok olan enerji önemli enerji faslından, bunları da şey yapmamız lazım. Şimdi arkadaşlar bitiriyorum. Şimdi 2020'de 94'e çıktık. Bir sürü burada projelendirilen var. Ulusal eylem planından, yenilebilir enerjiler planından 2023'te 125 bin gigawata kuantumuz gelecek. Elektrik Enerji Bakanlığı'nın da yaptığı 2023 hedefi ise 105.300 megawatt gigawatt olacağını tahmin etti. Tabii ki arkadaşlar kusura bakmayın, zamanımız dar olduğu için yani şartlar öyle bildiğiniz gibi değil. Türkiye Elektrik Kurumu artık öyle bir hale geldi ki bugün il bazına dönecek iletim iletim AŞ'nin bölge müdürleri 2-3 bölgeyi zor idare edecek vaziyete gelecek. Artık sevk ve idare de bayağı şey oldu. Ha onu da söyleyeyim arkadaşlar, bakın biz ulusal sisteme 74'te Teoman Bey bahsetti. 74'te biz fider açıyorduk arkadaşlar, enerji yetmiyordu. Mesela Trabzon bölgesine 100 MW'lık bir güç atması isteniyordu bizden. Biz hemen yüklü fiderlerden bire ikişer saat arayla yük atıyorduk. Onlar o vatandaşları, bütün sanayi boşa çıkarıyorduk. O şekilde veriyorduk. Rusya'dan enerji alıyoruz arkadaşlar. Bulgaristan'dan enerji alıyoruz. Ben Rusya'dan enerji alma esnasında bir kesicimiz patladı. Ben 48 saatte kesiciyi ekiplerimi onardım. Genel müdür yatağında beni takip ediyordu. Ben 48 saatte ekiplerimle bu kesiciyi emir ettim ve Rusya'dan enerji almaya 100 megawatt gücündeki enerji almaya çalıştım. Arkadaşlar Türkiye Elektrik Kurumu, yani şartlar budur. Öyle lay lay lam yoktur. Hata kabul edilmez. Bir de şunu belirteyim, onu da atlamayayım. Arkadaşlar 2008'de Avrupa'ya da enerji verdik. Bizim puant haricindeki zamanlarda Bulgaristan'a enerji verdiğimiz zaman Bulgaristan bizim enerjiyi nötrale götürüyordu. Yani Avrupa sistemiyle paralel giremiyorduk. Niye giremiyorduk arkadaşlar? Bizim ne fazımızda iş vardı ne gerilimizde. Dalgalamalar hatsız safhadadır. Efendim onun için 2008'de biz o kaliteyi yakaladık. Şu anda Avrupa'ya paralel giriyoruz arkadaşlar. Paralel giriyoruz. Buradan saat farkıyla onların puantı olduğu zaman biz puanttan geçiyoruz. Biz onlara enerji veriyoruz. Bir de arkadaşlar rüzgar ve güneş enerjisinin belli megawattın üstünde belli sistemlere iletilmesinde biliyorsunuz darbeli bir yükler hasıl olmaktadır. Bunlar da tarifelerden göreceksiniz. Onları da size anlatamıyorum. Onların da şeyleri var. Yani bu işler öyle kolay işler değil. Her bir dalda çok değerli arkadaşlarım şu anda biz görevi teslim ettik. Onlar da bu işleri götürmeye çalışıyorlar. Benim sunumum böyle size bir tarihçesi değil de işte Türkiye'nin elektriği nedir, neredeydi, nereye geldi? İşte Erkan Bey nereden aldı, neleri yapıyorduk? Ama şimdi arkadaşlar şu anda bile %5 enerji artışı var arkadaşlar. %5 enerji artışı var. Yani enerji satışında artış var. Bu artışlar hepsi planlanması lazım. Ne plan var ne program var. Bütün daireler kaybolmuştur. Ne teki kalmıştır, ne karayolu, ne DSİ'si. Hiçbir kurum kalmamıştır.
liyakatsız büzü insanlar da gelmiştir arkadaşlar, kusura bakmayın. Ben acıyorum, bizim emeklerimiz yok olacak endişesim var. Genç arkadaşlarıma bunları ilettim, teşekkür ediyorum. Bu kısa zamanda sizi epeyce de yordum ama ben de size bir şeyler aktarmaya çalıştım. Saygılar sunuyorum, hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Her iki arkadaşımızı da dinlediniz. Anlatılanlar biraz doğrusu benim istediğim yön, daha doğrusu düşündüğüm yönde olmadı. Bir başka akşamda ben anlatırım. Şimdi arkadaşlar, çok fazla vaktinizi almamak için soruları ilettim arkadaşlar, bilmiyorum. Söz almak isteyen varsa lütfen belirtsin. Söz almak isteyen yok mu arkadaşlar? Ben görmüyorum. Berat, kimse yok mu? Abi bir tane soru gelmiş chatten, ben onu okuyayım isterseniz. Oku. 2000 yılında yapılan projeksiyona göre 2020 yılında yıllık elektrik tüketimi 550 milyar kilowatt saat olacaktı. Ama gerçekleşme 300 milyar kilowatt saat oldu. Projeksiyonun %60'ı gerçekleşti. Bunun nedeni nedir diye sormuş Zafer Bey. Galiba Nihat Bey'e sordu bu soruyu. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle diyelim. Şimdi bakın, biz hidrolik santralın ürettiği enerji işletme faaliyetlerinden hepsi bellidir. Biz enerji taleplerimizi size göstermiştim. Şimdi ben orayı açmayayım, zaman kaybetmeyeyim. Bu eğrileri, kilowatt saat eğrilerini gördünüz. O eğrilerden 10 senelik dilim içerisinden, 5 senelik programlar içerisinden artışları öngörüyoruz. Şimdi bakın, ilk zamanlarda %8'di. Bu %8'den hesaplarsan belli bir yere geleceksin. Sonradan tabii ki bunlar %5'lere geldi. %5 de gelirken işte bu 500 milyon gigawatt saat, anlatabildim mi? Bir, pardon, rakamlarda şaşırdım. Şeyde bakabilirsek, şeylerden de bayağı enteresan şeyler var. Enerji üretim bu grafiklerden, ha şurada. Şimdi arkadaşlar, 303.674 2019'un gigawatt saat. Şimdi bakın, şu eğrilere bakarsanız bu eğimlerden biz bunların 5 sene sonra olabilecek yeri şey yapıyoruz. Efendim şimdi arkadaşlar biraz koptuk. 300 şey eğimden hesaplayarak 5 yılda varacağımız yere hesapladık. Bu tahmindir. Ama şu anda şöyle diyeyim. Pandemi geldi. 2001 krizi oldu. Bakın 2002'de kriz oldu. Arkadaşlar enerji dibe vurdu, dibe. Değil şeyden, artıştan %14 eksilme oldu. Dolayısıyla bunlar aynı bir para politikası gibi, doların ne olacağını bilmiyoruz. İleriki senelerde bazı olaylar oluyor. Bu enerji tahminleri görmüyor. O zaman revize programlar yapılarak bu revizelerde o talepler, fazla talepler kısıtlanmaya çalışılıyor. Tabii ki nereden oluyor? Gaz alıyoruz Rusya'dan. Rusya'dan gaz alırken biz onlardan gaz santralları için 5 sene dilimlerde alıyoruz. Orada da sıkışıyoruz. Orada mesela bazen satın aldığımız gazı bile
kullanamıyoruz yani. Öyle sıkıntılar oluyor. Program çok önemlidir. Yanılmalar her zaman mümkündür. Dolayısıyla burada yanılıyoruz. Hani %100 yakalama bir hadisemiz yoktur. İlla program yapılacak, planlama yapılacak. Planlamaya göre hesaplamalar yapılacak. Maalesef tokmak kaçtı. Ben sistemin çöküşünü görmek istemiyorum. Ben benden sonraki neslin çok zor günler yaşayacağını tahmin ediyorum. Çünkü bir plan program yok. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ufuk Bey'den bir soru var, onu da okuyayım. Tamam. Türk Elektrik Kurumu Fransa'nın EDF kurumu örnek alınarak kurulmuştur dendi. 2020 itibariyle dünyanın ileri ülkelerindeki elektrik otoritesi kurumlarla karşılaştırıldığında eski TEK'in şimdiki yapısı ne kadar farklıdır yoksa daha mı yakındır? Evet arkadaşlar, şimdi şunu söyleyeyim. Doğrudur. Şimdi biz EDF'i örnek aldık. Bugün benim okuduğum okul 1945'te Almanya'dan kovulan Ermeniler vesaireler geldi, hocalar geldi, bizim okulu kurdu. Bizim okul o şekilde oldu. ODTÜ'ye bizim okuldan, Boğaziçi'ye bizim buradaki okuldan yetişen öğrenciler geldi. Şimdi biz bir elektrik sistemini kurarken bir üstadı aradık. EDF bizim ustamız oldu. Onların yöneticilerini aldık. Bizim nasıl bir sistem yaratmamız gerektiğini, bizim üst düzey yöneticilerimizle çalıştı. Bizlerle de temas kurdu. Sahada bizlerle de temas kurdu. Belli bir yere geldik. Arkadaşlar şu anda şunu övünerek söyleyeyim. Ben 2019'da koordinatör of sahadan geldim. Helikopterle 400 kilovolt hattın tamir bakımını yapıyoruz arkadaşlar. Bakın gerilim altında 400 kilovolt bakımını yapıyoruz. Arkadaşlarımız diye Avrupa'daki ekiplerle yine kiraladığımız helikopterle tespit yapılıyor. Sonradan da bunların tamir bakımlarını yapıyoruz. Çok yetenekli gençlerimiz var sahada. Ben onlarla gıpta duyuyorum. Onların imkanları bizden çok fazla oldu. Her yere yetişebiliyorlar. Bütün Türkiye'yi dolanıyorlar. Mesela şöyle söyleyeyim. Ta Keban'dan hattını alıp İstanbul'a kadar 2 günde bütün hattın kontrolünü yapıp her bir numarasının direk numarasıyla hangi numarası arasında ne arıza olabileceğini önceden tahmin ediyorlar. Termik kamerayla iletkenlerin bağlantı yerlerinin ısısına göre o yerlerdeki bağlantıların tamire muhtaç olduğu tespiti yapılıyor arkadaşlar. Yani çok güzel bir yere geldik. Övünüyorum ama yani şöyle hiç ilgisi olmayan birileri en tepeye oturuyor. Onun altındakiler de keza ve alt bu işleri yapan çok değerli arkadaşlarımız çok rahatsız. Yani ben bunu samimiyetle söylüyorum. Ben o arkadaşlarla ve bölge müdürleriyle de konuşuyorum. Yani bazı arkadaşlar abi diyorlar, bizi alsalar da kurtulsak başımıza bela gelecek. Çünkü hiç gereksiz efendim talimatlar alıyoruz diyorlar. Yetenekli yani o eskideki gibi bir genel müdür olması için lisans üstü bir eğitim alması lazım. Daire başkanı oydu, şimdi alakası yok. Elif'in Mertek davana çarkan adam gelip genel müdür oluyor. Yani onun için gelki burada. Evet, teşekkür ederim. Yani şu andaki durumumuz iyi. Avrupa ile de her türlü temasımız var. Hiç endişe etmeyin arkadaşlar. Biz mesela ben bu yaşımda dahi bir yük tevzi daire başkanında oturuyor. Atlarımızın durumunu ve sistemin durumunu ondan bir özet almaya ihtiyacı duyuyorum yani. Siz de muhakkak inşallah o yerlerde de görev alacaksınız. Ben şu anda
bizden çok ilerideler yani. Şunu söyleyeyim, 90'lı yılların çok ötesindeler ve onlarla da gurur duyuyorum. Genç arkadaşlarımız da yetişenler, azimli olanlar çok güzel yerlere geliyor ve faaliyet gösteriyorlar. Yani çok iyi durumdayız. Teşekkür ederim. Müsaade ben teşekkür ederim. Ufuk cevap aldın mı? Pardon Erkan Bey, söz mü istiyorsun? Evet, söz istiyorum. Buyurun. Kısa lütfen. Yani şimdi bu bir kere bu Türkiye Elektrik Kurumu kuruluşu yanlış olmuştur. Yanlış örnek seçilmiştir. EDF ayrı bir sistemdedir. EDF Fransa'da 1800 kuruluşu devletleştirmiştir. Ama Türkiye'de hiçbir şey yoktu. Devlet kuruluşları devletleştirilmiştir. TEK'te. Ve TEK'te Türkiye Elektrik Kurumu Etibank adam yetiştirme misyonu, kanunla verilen misyon Türkiye Elektrik Kurumu'nda yoktur. Bunun örneklerini mesela 2000 yılında 17 Mart 2000'de 340 megawattlık Avşin Elbistan'da 4. ünite türbe alternatör kurumu parçalandı. 250 milyon dolar. Bu tamamen beceriksizlik, iş bilmezlik, yetkisiz elemanların, etkisiz elemanların türbe alternatörü durdurmasını bilememesi. Yine gündemde Sayıştay raporlarında da var. Keban Barajı'nın reorganizasyonu, revizyonu, iyileştirilmesi, ihalesi Hintli firmaya veriliyor, yapılamıyor. Yani Etibank kuruluş kanununa göre kendisi yeterli elemanı yetiştirmek, yeterli tesisleri kurmakla yükümlüyken Türkiye Elektrik Kurumu'na bu yetki kanunla verilmemiştir. Türkiye Elektrik Kurumu'nun devlet su işlerinin yaptığı santralları sadece işletme görevi verilmiştir. Sarıyer Barajı'nı, komple her şeysini Türkiye Elektrik Kurumu'nun atası Etibank yapmıştır. Ve Türkiye Elektrik Kurumu 1970'ten sonraki kuruluşuyla hantallaşmış, daha sonraki çalışmalarıyla mühendislik yeteneğini kaybetmiştir. Nihat Bey'in de dediği gibi, Nihat Bey çok iyi durumda izliyor ama bir taraftan da üzülüyorum diye, haklıdır üzülmekte. Çünkü biz mühendislik yeteneğimizi kaybetmiş durumdayız. Acaba bir ihale dokümanını dahi danışmanlık firmalarını hazırlatma durumunda mıyız? Türkiye Elektrik Kurumu baştan her şey tek elde toplansın diye kuruluyor. Sonra dağıtılıyor. Bu büyük bir tuzaktır. Türkiye Elektrik Kurumu bütün Türkiye'deki elektrikleri, İller Bankası'nın, Elektrik İşleri İdaresi'nin, belediyelerinin elektriğini bir araya toplanmıştır. Toplandıktan sonra ikiye ayrılmış. Sonra özelleştirme portföy halinde kolaylaştırılmıştır. Ve Türkiye elektrik sektörü tamamen yabancılara mahkum edilmiştir. Türkiye elektromekanik sanayimizi yerli imkanlarla yapma gücümüz yok edilmiştir. Belli bir güçteyiz. 80 milyonuz, 70 bin mühendisimiz var ama bunlardan yeterli ölçüde istifade edemiyoruz, geliştiremiyoruz. Üniversitelerimiz perişan durumda. Kendi üniversitem, Teknik Üniversite, Elektrik Fakültesi parçalandı. Elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, arkasından kontrol mühendisliği, haberleşme mühendisliği kaç kere, kaç daldan olduğunu şu anda ben de bilmiyorum. Bu bakımdan bizim bu Etibank'ın, Devlet Su İller Bankası'nın ve Elektrik İşleri İdaresi'nin zayıflatılması Türkiye'nin aleyhine olmuştur. Benim söylediklerim bu kadar. Tamam, teşekkür ederim. Ufuk, söz istiyor musun? Ufuk Bey. Teşekkür ederim.
Ben de bir araştırma yapıp bu konuyla ilgili cevap veririm abi. Konuşmayacak mısın? Yok, hayır abi, teşekkür ederim. Peki. O zaman benim söyleyeceklerim var. Bu tip toplantıları biraz daha çoğaltıp kendi aramızda tartışmamız gerekiyor. Şimdi ben isterdim ki bu akşam bize sunulan yapı şöyle başlasın. Bir miktar Erkan Bey yaptı onu ama birazcık politik yanlarından kaydık. Cumhuriyet tarafını Erkan Bey çok güzel anlattı. Ve o zamanlarda sanayileşmeye önem verildiği için savaştan çıkmış bir ülkenin sadece savaş kazanması yetmiyor. Bunu ekonomisini güçlendirmek, sanayiyi harekete geçirmek için bir takım plan program yapmak gerekiyor. Atatürk dönemindeki bedelerimiz diyeyim artık. Bunu çok güzel becerdiler ve pek çok sanayi tesisini işletmeye soktular. Bunu yaparken yeterli elektrik enerjisi olmadığı için birçok sanayi tesisinin yanına elektrik santralları da yaptılar. Bunun en güzel örneklerinden biri Etibank'ın çeşitli tesisleri, Sümerbank'ın birçok tesisinde bulunan elektrik santralları. Daha sonra Cumhuriyet'le birlikte bu kolay bir iş değil, pahalı bir yatırım ve sanayileşmenin olabilmesi için enerjiye ihtiyaç var. Bunları gelen siyasi iktidarlar ellerinden geldiğince yapmaya çalıştılar ama kolay iş değil tabii. Fakat 1950'lerdeki siyasi değişiklik, siyasi görüşlerdeki değişiklik bazı sıkıntıları getirdi. Mesela arkadaşlar bahsettiler ÇEAŞ. ÇEAŞ, Ceyhan Santralı'nın kredi şartlarından biriydi özelleştirme. Yani ÇEAŞ'ın kurulması kredi alınması için yapılmıştı. Aynı şekilde KEPEZ ve benzeri santrallar da böyledir. Daha sonraki yıllarda 1970'te Türkiye Elektrik Kurumu kurulduktan sonra sistem bütünüyle ele alınmış, tek tek hatta 15 kilovolta kadar olan bir takım sistemler 15, 33, 66 kilovolta dayanan bir takım izole sistemler vardı. Bunlar Türkiye Elektrik Kurumu'nun ele aldığı tesislerdi. Şimdi Türkiye Elektrik Kurumu bir taraftan enterkonekte sisteme giderken bir taraftan da bunların bu eski izole sistemleri bir araya getirip enterkonekte sistemi nasıl güçlendireceği konusunda çalışmalar yapmıştı. Bunlardan bugün beğensek de beğenmesek de Keban hidroelektrik santralı Türkiye için çok önemli bir kilometre taşı. Keban santralı yapımındaki yanlışlar, doğrular onlar bir ayrı, onları ayrıca tartışırız. Fakat bizim Türk teknik elemanlar için önemli bir tecrübe olmuştur. Keban santralını batıya bağlayacak 380 hatlar yapılırken bunu İtalyan şirketleri yapıyordu ama İtalyanlar coğrafi sıkıntılar nedeniyle bunları bırakmış ve Türk mühendisler, Türk teknik elemanları tamamlamıştı. Belki bunun için bu konuya biraz daha
devam etmek gerekir, tartışmak gerekir, bilgilenmek gerekir diye düşünüyorum. Mesela odamızda çok önemli bir yeri olan eski genel müdürlerden Gültekin Türkoğlu'nun zamanında o planlama dairesi başkanıydı zannediyorum. Biz ÇİAŞ'ın iptali için Danıştay'a başvurmuştuk odayla birlikte. Bunun için Türkiye Elektrik Kurumu 1970'te kuruldu. İşte ne kadar kısa bir süre sonra siyasi gelişmeler nedeniyle özelleştirme gündeme geldi. Yani Türkiye Elektrik Kurumu oldu. Belki hedeflenen yere zaman verilseydi varabilirdi. Varabilirdi veya varmazdı tabii. O işletme koşullarına bağlı. Ama bu yeteri kadar zaman kalmadan özelleştirmeye geçin. Burada bir tek şey söyleyeceğim. Ben planlama dairesi, Tekin planlama dairesi başkanı olarak OECD ülkelerinin enerji komitesinin de elektrik grubu başkanlığı yaptı. O dönemde benden önceki başkan bir İngiliz şirketinin temsilcisiydi. O zaman CGV deniyordu. Bu kurumun başkanı olarak benden önce bu şeye, çalışma grubuna başkanlık etmiş olan kimse diye Cenevre'de sordum. Siz özelleştirmeden ne kazandınız diye. Hiç tavsiye etmiyorum. Siz sakın bunu yapmayın demiştim. Buna benzer şeyler şimdi zaman geçtiği için farklı bir yere gidecek. Onun için toparlamak gerekiyor. Bir başka akşam gene şöyle bir başlıkla belki toplanırız. Ve bunu ben konuşmak istiyorum. Elektrik Mühendisleri Odası ve Türkiye'deki elektrik enerjisi gelişimi biçiminde bir konu. Eğer Ankara Şubesi Yönetim Kurulu bunu kabul ederse mesela bir ay sonra da bunu konuşabiliriz. Nihat Bey'in konuşmasında bir şeye üzgünüm ama benim itiraz etmem gerekiyor. O da ilkeleri açısından biz nükleer santralları karşıyız diyemeyeceğim ama nükleer santralların Türkiye'de ihtiyaç olmadığını savunuyoruz. Bu daha 1970'li yıllardan bugüne kadar geldi ve bu konuda odanın pek çok yayını var TMOP'la birlikte. Nükleer santralların Türkiye'nin yapısına uygun düşmediği ve bunun yapılmaması gerektiği yönünde odanın ve TMOP'un görüşü var. Ben de bu görüşün arkasındayım. Bu görüşte olanlardan biriyim. Bunu daha sonra gerekirse tartışırız. Nitekim odamızın eski başkanlarından biri Bülent Damar arkadaşımız geçen hafta TMOP adına böyle bir toplantıda konuştu ve bunu çok açık bir şekilde anlattı. Gerekirse gene bunu tartışırız. Epeyce geçti, vakit geçti. Onun için toparlıyorum ben. Bu Ferhat arkadaş, arkadaşlarımızın konuşmalarını muhtemelen kaydettiniz. Bunları isteyen arkadaşlara da oda olarak daha sonra iletelim lütfen. YouTube kanalında paylaşacağız. Tamam. Çok teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar. Gardelen İyi akşamlar diliyoruz. Akşamlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar, emeğinize sağlık Teoman Başkanım, Nihat Bey ve Erkan Bey. İyi akşamlar Kardelen. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun, emeğinize sağlık.